Merhaba Gazozsuz Kalamayanlar, Gazozcu TV'nin yeni bölümünden hepinize selamlar. Bugün ETS 2.39'dayız. Neden 39'dayız? Bilmiyorum, 41.40'a geçmedik. Promosu da hala 1.39 olduğu için galiba buradayız ama bu çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Benim için çok önem arz etmiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda karşımızda yeni sıfırdan güncel bir hesap var. Uzun zamandır bahsetmiş olduğum bu sıfırdan hesap içeriğini üretmeye başladım arkadaşlar. Bugün itibariyle iş yapacağız. Şu anda yeni bir kariyer oluşturdum. Sıfır bir kariyer. Hiçbir şekilde hiçbir yere gidilmemiş. Hala yolların hepsi böyle kapkara, simsiyah, kalbim gibi bir harita. Bu haritada ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. İçerikler alacağız, yükler alacağız vesaire. Şu anda da 2970 euromuz var ki biliyorsunuz bizim bir önceki hesabımızda bayağı yüklü miktarda paralarımız, tır lojistiklerimiz falan vardı. Burada sizlerle beraber ilerleyeceğiz. Sizlerle beraber sıfırdan kariyeri ilerletebildiğimiz kadar ilerleteceğiz. Belki yıllar sürecek, belki aylar sürecek ama uzun uzun süre bu hesapta ilerleyeceğiz arkadaşlar. Hani haftada 1-2 bilemediğiniz 3 video bu içeriklerle gelecek. Bu tür içeriklerin ve daha fazlasının gelmesini istiyorsanız yorum atarak bunu bize gösterebilirsiniz. Videomuza geçmeden önce de kısa bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. 80 bin abone olmamıza çok az kaldı. Bu süre zarfında 80 bin abone olduğumuz zaman sizlerin de destekleriyle bir içerik üretmek istiyorum. 80 bin aboneye özel bir video çekmek istiyorum. Bunu da sizlerin istediğine yönelik böyle bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden Discord'dan, yorumlardan, Instagram'dan bize ulaşabileceğiniz herhangi platformdan bize ne yapmak istediğinizi söyleyin. Biz de o içeriği üretmeye çalışalım. Hani uygun, güzel bir içerik bulursak. Hani atlamalı, zıplamalı bir şeyler düşünüyorum ama onun dışında da farklı bir şeyler de yapabiliriz. Şimdi yavaştan arkadaşlar oyunun içeriğine geçelim. Öncelikle sıfırdan bir kariyer araştırdığımız için yük piyasasında tek seferlik işlerle yani tır başka lojistiğe ait işi yapacak olan biziz. Bu tür işler alalım arkadaşlar. Şu anda İstanbul'dayız. İstanbul'dan iş bakacağız. Bakalım neler var, neler var, neler var. 23 ton 2650 euro veriyor. Fiyatsal olarak mı baksak? Yük ağırlık olarak diyor. Bakalım arkadaşlar. Yükü buradan seçeceğiz ama. Şimdi şurada ne varmış abi? Evcil hayvan maması 20 ton diyor. Aracımız ne? Scania. Yani nereye gidecek abi? İstanbul Tekirdağ arasında. İlerleyeceğiz. 2111 euro para verecek. Bence biz bu işi alalım. Bu Scania ile yolumuza devam edelim. Bir miktar para biriktirdikten sonra da ilk tırımızı alırken inanılmaz duygusal anlar yaşayacağımızı düşünüyorum ben. Şu an çok heyecanlıyım ya. Yani gerçek kariyer, bir önceki kariyer oynamak daha keyif verecek gibi duruyor bu bana. Şimdi tırımıza yavaş yavaş geçelim abi. Öncelikle şu an tırımızı da yavaştan incelemek istiyorum ben. Arkadaşlar tırı genel olarak baktığımız zaman çok sade, çok boş içi bir tır var. Dışarıdan bir bakalım. Lan neredeyiz? Evet, Follow Cargo şirketine ait bir tır taşıyacağız arkadaşlar. Adamların iyi lojistiği var ha. Şöyle bir şirketimiz olmaz mı bizim diyelerde ya? Baksana Follow Cargo mükemmelsin. Tırımızda bu renkte çok iğrenç bir rengi var tırın. Umarım bizim böyle bir tırımız olmaz arkadaşlar. Aşağı inelim. 370S. Çok güçlü bir tır olmasa gerek. Yavaştan tırımızı çalıştıralım abi. Evet. Sinyalimizi de veriyoruz. Zopçuk zaten inik. Bu uzunları kapat abi. Şirketten yavaş yavaş çıkalım arkadaşlar. Tırımızı ulaştıracağımız yere ulaştıralım. Çok hızlı gidebileceğimizi düşünmüyorum. Yükümüz biraz ağır. Tırımız birazcık zayıf kalıyor bu yüke göre. Önceden ne tırlarımız vardı be. Bir lojistiğimiz vardı anasını satayım. Bastık mı var ya. Uçuruyordu bizi ya. Dönelim abi. Yavaştan yolumuza çıkalım. Arkadaşlar aracımız muhtemelen bakıyoruz 11-12 vites. Aynen. Aracımız 12 vitesli bir araç. Tamamen gerçekçi bir oyun olmasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden trafik cezalarını falan kapatmadım. Kırmızı ışıklara uyarak gideceğiz. Bazı videolarımızda yolculuk seferlerimiz çok fazla olacağı için çok uzun yolculuklar yapacağız. Çok uzun sürecek olan videolarımız olacak arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Şu anda inanılmaz derecede gerçekçi bir yolculuk yapacağız arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte en ağır, en zorlu yolculuk şekliyle bu oyunu devam ettireceğiz. Şu anda azami hızlara vesaire her şeye çok dikkat edeceğiz. Tabelaları okuyarak gitmeye çalışacağız abi. Ya aslında bu oyunun genel mantığı da bu biliyor musunuz? Yani Euro Truck Simülasyon, yani tır simülasyon oyunu arkadaşlar. Gerçek hayattaki tır yolculuğunu sanal ortamda simülize etmeye yönelik bir oyun. Yani gerçek hayatta nasıl oluyor? İşte adam örnek veriyorum 70'le 80'le bir tırla viraj alamıyorsa burada da almayacaksın abi. Evet promosu da şurada burada bayağı arasına ağlatabiliyoruz. Vura kıra çarpa çurpa gidebiliyoruz ama burada onu yapmayacağız. Olabildiğince net bir şekilde ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş ağır ağır. Gerçek bir tır yolculuğu yapacağız abi. Size bu gerçek tır yolculuk hissiyatını da yaşattıracağım. Bu arada arkadaşlar aracın retarderi yok. Yanlış duymadınız, retarderi yok bu aracın. Varsa da bana yorumlarda yazsanız da çalışmıyor. Retarderi varsa çalışmıyor arkadaşlar aracın. Evet İstanbul'dan da çıktık. Evet birazdan EGS taşıt muayenesine geçeceğiz arkadaşlar. Yükümüzü kontrol edecekler. Bakalım kaç ton yükümüz var. Şöyle sağdan taşıt muayenesine de bir girelim.
Evet, HGS'den de geçirdiler bizi. Hızlı geçiş sistemi. Böyle yavaş yavaş. Dur bakalım ha. Taşıdığım brüt ağırlığı arkadaşlar şu anda 35 ton. Yani toplamda 35 tonluk bir araçla hareket ediyoruz. Bunun içerisinde tabii ki dorsemiz falan da var. Evet, sinyalimizi verelim. Arka serbest duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi EDS'ler, trafik polisleri, araçlar, ağaçlar, her şey çok gerçekçi arkadaşlar. Hayatı böyle yaşayacağız ya enlerde. Şu anda hızlı mitimizde 90 km olarak belirliyor yol. Otoyola çıktık. O yüzden de biraz daha basabiliriz tırla. Şöyle sinyalimizi verip şeridimizi de değiştirelim arkadaşlar. Karşı duvara girmeden önce. Şöyle 12. vitesten yolumuza devam edelim. Ya bu aktarmalı vites olayı güzel arkadaşlar. Hani eğer kontrollü bir şekilde kullanabilirseniz aktarmalı vites olayı gerçekten çok güzel. Bu arada yakıtımız da yarım depodan biraz daha az var. Umarım yeter. Evet, şu an 90 kilometrede sabit bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Olması gereken hızda. Sonuç olarak otoyolda tırlar biliyorsunuz arkadaşlar basabiliyorlar, yardırabiliyorlar. Biz de o tırcı abilerden bir tanesi. Tırların şeritleri genelde sağ olduğundan biz sağ şeride geçelim dedik. Direkt sağ şeride oldu lan orta şerit. Aga be, şuradan sağ şeride yanaşalım abi. Tamam. Yolculuğumuza bu şekilde devam edelim. Keşke şu an şurada bir Şiki Şiki Baba veya Orhan Gencebay'dan falan da bir şarkı çalabilsek. Araçlar bizi patır kütür soruluyor arkadaşlar. Yani çatır çatır yanımızdan akıp geçiyorlar ya. Uzun zamandır İstanbul'dan Edirne'ye doğru da veya Tekirdağ mıydı lan nereye gidiyordum onu bile hatırlamıyorum anasını satayım. Navigasyon var Allah'tan. Buraya yolculuk yapmamıştık. Hep ya Edirne'den ya da Tekirdağ'dan İstanbul'a gidiyorduk arkadaşlar. Bu da güzel oldu. Hani doğduğunuz, lojistiğinizi kurmak istediğiniz şehri seçin dediğimde ben de direktmen pat diye İstanbul'u seçtim. Neden? Çünkü İstanbul benim için çok önemli, çok değerli bir şehir. Bundan mütevellit de İstanbul benim için büyük bir aşk. Aşk. Bakalım bundan sonraki süreçte yolculuğumuz nerelere devam edecek? Nerelere yükler taşıyacağız? Sizlerin de bu noktada örnek veriyorum hani oyuna yeni başlamışsanız, bulunduğum son şehri de biliyorsanız arkadaşlar, o şehirden almamı istediğiniz yükler varsa söyleyin. Abi işte örnek veriyorum 30 tonluk yük kaldır. Abi o 20 tonluk yükü götür. Abi işte 40 tonluk malzemeyi götür. Bu şekilde yaparaktan beni yönlendirebilirsiniz. Sizin istediğiniz yükleri de çekeriz arkadaşlar. Allah çektirmesin. Abi buna bir kaset lazım ya. Allah buna bir kaset çalar lazım. Böyle Zara'dan falan dinleyeceksin ya. Orhan Gencebay Zara mara takılacaksın. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere pandemi sürecinde çok ama çok ciddi anlamda artışlar gözetleniyor. Özellikle ülkemizde. Son zamanlarda çok ciddi artışlar var. Bugün de Cuma itibariyle, bugün Cuma evet. Bugünden itibaren 3 günlük bir sokağa çıkma yasağı da söz konusu. Yani böyle tedbirler alınırken sizlerden rica ediyoruz. Lütfen evde kalın. Dışarı çıkmayın. Hani kendi canınızı hiçe saymayın. Kendi canınızı hadi hiçe sayıyorsanız çevrenizdekilerin canlarını hiçe saymayın lütfen. Mesela bugün sokağa çıkma yasağı vardı arkadaşlar. Ben şirketimden dolayı çıkmam gerekti. Bir yarım saatlik bir işim vardı. Çıktım gittim işimi hallettim geldim. Evet, caddeler falan gayet boş, gayet güzeldi. Bu beni mutlu etti açık konuşmak gerekirse. Şöyle hızlı hızlı kalkalım. Bu beni açıkçası mutlu etti arkadaşlar ama evime geldiğim zaman evimin önünde benim kocaman bir park var. Abi park ağzına kadar çocuk doluydu. Yani ya arkadaşlar bu virüs hani genç yaşlı çocuk işte ne bileyim kadın erkek ayrımı yapmıyor ki. Neden hala dışarıdasınız parklardasınız? Ya size bulaşmayacağının garantisi var mı arkadaşlar? Lütfen evde kalın, dışarı çıkmayın. Bakın onca insanın emeğini, onca insanın çabasını hiçe sayıyorsunuz. Özellikle ailelere sesleniyorum buradan. Umarım izleyen aileler de var. Yoksa da izlettirin arkadaşlar. Yani bilinçlenin, bilinçlendirin. Bu hepimizin görevi. İnanılmaz derecede çocuk kaynıyordu aşağısı. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Hadi farz et ki bu virüs çocuğa bulaşmıyor ya. Farz et ki bu virüs çocuğa bulaşmıyor. Ya bu çocuğun üzerinde eve gitmeyecek mi o virüs? Annesine babasına bulaşmayacak mı? E babası annesi pazartesi günü salı günü her neyse işe gidecek belki. Oraya bulaştırmayacak mı? Yani çok hızlı bir şekilde silsile bir şekilde bulaşabilecek nalet bir illet bir hastalık. Bunu bizzat ben geçirdim arkadaşlar. Ben koronavirüsünü atlatmış bir insan olarak çok çok ağır atlatmış bir insan olarak sizlerden çok rica ediyorum. Lütfen evden çıkmayın. İşiniz olmadığı bir müddetçe yalvarırım evden çıkmayın ya. Hani özellikle bir de şu var bak. Hani toplumumuzda şu var. İşte doktorlar çıkıyor, işte profesörler çıkıyor, ne bileyim bilim adamları çıkıyor diyor. Yaklaşmayın. Çok ağır, çok ölümcül bir virüs. Dikkat edin diyor. Oradan işte mahallede bir Cemile abla işte ayakta atlatmış. Biliyorsunuz ayakta atlatanlarımız da var. Ya işte ben ayakta atlattım da çok fazla bir hani zorluğu yoktu. Ya bu sefer insanlar ya işte bizim Cemile abla ayakta atlatmış. Çok önemli bir hastalık değil. Ya çok galiye almaya gerek.
Ya oğlum Cemile ablan kim senin la? La sokayım Cemile ablana la. Oğlum kim Cemile senin dedin? Cemile kim? Adam koskoca profesör olmuş. Koskoca bakan çıkıyor diyor. Yapmayın diyor. Ya bu yavaş da atlatılabilir, sert de atlatılabilir. Ama ölümcül. Abi Cemile kim ya? Ben ağır atlattım arkadaşlar. Ya ben inanılmaz derecede ağır atlattım ya. Ben bir hafta 10 gün yataktan çıkamadım. Bir ara bizimkiler aha öldü gitti bu demiş ya. Öyle ağır atlattım ben ya. Bu gerçekten çok zor, çok sıkıntılı bir hastalık arkadaşlar. Lütfen dikkatli olun ya. Bırakın Cemile ile uğraşmayın. Aha hızlı mitini de açtık. Allah belanı versin Cemile. Allah belanı versin kadın. Lan ne yapıyorsun gerizekalı ya? Aptal oğlu aptal ya. Allah Allah. Adam en solumda arkadaşlar sinyal veriyor sağıma geçiyor ama dorsaya vurarak geçmeye çalışıyor. İçimden geçmeye çalışıyor adam ya. Yanlış anlamışsın oğlum sen bu işler böyle yürümüyor bak haberin olsun. Neyse Cemil ablaydı. O yüzden arkadaşlar sizden rica ediyorum çıkmayın sokağa. Bu iş sizde bitiyor biliyor musun? Gerçekten bu iş. Ya herkes bir kişiyi evde tutsa hayır çıkmanı istemiyorum dese hatır gönül tamam mı? Bir kişi bak. Abi kimse dışarı çıkmaz ki ya. Matematik. Beyin bedava. Beyin bedava. Ulan. Ya bence tamamen saçmalık üzerine ilerleyen bir durum söz konusu. Vaka sayılarının bu denli artması. Yani çok adamlar bir şey de yapmadı ya. Görüyorsunuz bak. Okulları açtılar sadece. Mekanları açtılar. Hani kısa süreli kısıtlı bir mekan açma oldu. Okul açma oldu. Ya vaka sayısı nasıl katlandı? Bu çocuklara bulaşıyor işte arkadaşlar ya. Bu bizlere sizlere bulaşıyor. Niye uğraşıyorsunuz? Niye zorluyorsunuz ya? Abi herkes tüm sağlıkçılar el ele veriyorlar. Affedersiniz de yani götünden kan akıta akıta bu adamlar çalışıyorlar. Ne için? Bir şeylere faydası olmak için. Bir şeylere absorbe ediyorlar, düşürüyorlar. Hani vaka sayılarını aşağı çekiyorlar, çekiyorlar, çekiyorlar. Sonra diyorlar ki artık tamam yavaş yavaş kontrollü bir şekilde normal yaşama dönelim. Ki artık insanlar özledi normal yaşamı, doğru mu? Bu sefer ne oluyor? Vurra herkes sahilleri mahalleleri. Lan aptal oğlu aptal diyeceğim olmayacak. Lan beyinsiz diyeceğim olmayacak. Ya gerizekalı beyinsiz. Zaten sen sanki evden çıkmıyorsun. Neymiş? Mekanlar açıldı. Lan zaten sahildesiniz, plajlardasınız. Niye hırra akın ediyorsun? Niye hafta sonu gel daha edin pikniğe gidelim? Lan ne pikniği ne pikniği gerizekalı kontrollü salonuma geçtik. Arasını satayım normalleşmedik daha ya. Lan ne mangalına gidiyorsun eniştenle? Ya arkadaşlar gerçekten ben çok merak ediyorum. Yani aklı kullan kullanmak bu kadar zor olmasa gerek ama bu insanlar ısrarla inatla kullanmamak üzerine böyle bir çaba sarf ediyorlar. Kullansalar aslında çok efor sarf etmeyecekler, vakit kaybetmeyecekler. Ya ben işim olduğu halde çıkmıyorum bazen ya. Arıyorum diyorum işte abi daha sonra hallederim şu an müsait değilim. Abi çıkmayın niye çıkıyorsunuz? Bok mu var dışarıda? Bok mu var dışarıda? Bir de çıkıyorsunuz para harcıyorsunuz. Yani ben anlamıyorum insanların böyle neden şey yaptıklarını. Şöyle yavaştan da arkadaşlar sevkiyat yerine geldik. Olabildiğince yavaş döneceğiz arkadaşlar. Yine kargo şirketinin diğer firması galiba burası da. Bir noktadan bir noktaya Baltrak'ın da önünden geçiyoruz şu anda. Bir sonraki siparişi belki Baltrak'tan da taşıyabiliriz arkadaşlar. Şu anda da Tekirdağ'a geldik. İstanbul'a değilmiş yolculuk aynen. Navigasyon bizi Tekirdağ'a getirdi. Tekirdağ'da yükümüzü teslim edelim abi. Daha sonrasında da yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ederiz. Böyle böyle para biriktireceğiz arkadaşlar. Elimizde bir miktar nakit keş paramız olduktan sonra da büyük ihtimalle bir kredi çekeriz. Bir Scania S500 falan alırız gibi düşünüyorum. Ondan sonra da yaptığımız bütün işle Scania'nın parasını ödemeye çalışırız. İşte gerçek hayatı burada da yaşayacağız. Evet. Şimdi tedbiri elden bırakmayalım arkadaşlar. Hiçbir zaman tedbiri elden bırakmayalım. Çok zorlamayacağım. Şöyle şuradan yük boşaltma alanına düz bir şekilde yanaşalım. Çok fazla bir vaktimiz yok çünkü hani şunu şuraya bırakmak çok zor değil. Ağır bir vakit almaz. Dorsemizi şuraya indireceğiz. Yavaş yavaş. Evet. İstop ediyoruz. Zopçuğumuzu aşağı indiriyoruz. Ve son olarak dorsemizin bağını çözüyoruz arkadaşlar. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Sonuç olarak da bakıyoruz ne kazanmışız. Sonuçlara hemen göster dedik. Seviye 1 olmamıza da az kaldı. İlk işimizden gayet güzel bir şey oldu. Herhangi bir ceza yemedik. 211 euro da para kazandık arkadaşlar. İlk işimizden kazandığımız ilk paramız oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.